Peugeot 106 aracımızda gösterge bozuldu. Aracı vurdurarak çalıştırdık. Şimdi sadece şamandıra göstergesi, benzin çalışmıyor. Bazı durumlarda hız göstergesi, bunlar çalışmayabilir. Yağ göstergesi, su göstergesi. Bunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım size. Şimdi önce bir hataya bir bakalım. Şimdi ben bunu açıp kaldırdığım zaman bakın su sıcaklığı yükseldi. Yağ düşükmüş. Benzin kalkmadı. Normalde benzinin kalkması lazım. Çalıştıralım aracımızı. Bakın şimdi rölanti çalışıyor ama benzin kalkmadı. Bunu nasıl halledeceğiz? Kutup başının önce eksi kutbunu sökeceğiz. Ondan sonra da artı kutbunu sökeceğiz. Artı kutbunu söktükten sonra bir 5 dakika 10 dakika bekledikten sonra tekrar takacağız. Beyin kendisini resetlemesi lazım. Ondan sonra aracımız düzelecek. Ben şimdi istop edeyim. Kutup başlarını sökeceğim. Ondan sonra da tekrar size videoyu devam ettireceğim. Şimdi kutup başını ben söktüm. Önce eksiği söktüm. Sonra da artıyı söktüm. Tamam. Bunu biraz bekleyeceğiz. Aracımız Peugeot. Peugeot 106 GTI. Şimdi bu göstergenin düzelmesi için bunun ikisini birlikte söküyorsunuz. Beyin resetleme de bu şekilde. Aracın da beyni burada. Bir 5-10 dakika bekleyelim. Ondan sonra da tekrardan önce artıyı takacağım. Sonra eksiği takacağım. Kontağımızı çevirdiğimiz zaman şamandıranın göstergesi düzelecek. Diğer göstergelerde de verilen hata olursa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Şimdi akü kutup başlarını ben taktım ikisini de. Kutup başlarını söktüğümüzde dikkat edelim. Birbirine değmesin ya da metal parçalarına değmesin. Yoksa şase yapar, kıvılcım çıkar. Evet. Gördüğünüz gibi benzin göstergesi düzeldi. Bakın teyip de kutup başını söktüğümüz için resetledi kendini. Şimdi benzin göstergesi çalışıyor. Şimdi aküde problem var. Akü biraz gücünü kaybediyor araba yattığı zaman. Ondan dolayı ben vurdurarak çalıştırdım. Siz de böyle bir problem yaşarsanız vurdurarak çalıştırdığınız zaman benzin göstergesi bozulabiliyor. Bunu da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.